Tamam. Kahvaltıdan da verelim. Konuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün Wolfenstein taktiklerini anlatacağım size. İyi dinlemeler. İyi seyirler. Yo, iyi seyirler. Yorumlarınızı atarsanız, hatalarımı söylerseniz sevinirim. Durun Wolfenstein'ın sesini kısacağım. Kapatacağım. İlk taktik olarak silah seçmede silahın delme gücüne bakın. Onda delme gücü fazla olacak. Kilit tepmesi düşük olacak. Silahlarda buna dikkat ederseniz sevinirim. Ha, ikincisine. Surata koysana ikincisi. Evet. Hangisini koysam? SZ-550'yi koyayım. 3. Tamam. Karakterlerden de özel versiyonlar bence seçmeyin. Ya SWAT ya da diziler seçin. Özel versiyonlar hemen yatıyor. Evet, bir tane Paint oynayalım. Ben genellikle Paint oynarım yani, sizi bilmem de. Evet, hadi başlayalım. Genellikle eğer karakteriniz iyiyse adamların üstüne sıçrayarak gidin. Aynı bu şekil adamdaki şekil yaptığı gibi. Adamın üstüne doğru sıçradığınızda adamın kafasına denk gelir. Ondan da adamı kolayca alabilirsiniz. Şimdi oyuna başladığımızda ben size göstereceğim. Nerede durunca adamların kafasına denk geleceğini de göstereceğim ben size. İlk alalım el vericimizi. Bakın, adam çatışmanın arasında kaldığınızda şöyle kafanızı yere eğip böyle gideceksiniz. O zaman adam sizin kafadan vuramaz. Bir de şu taktiği göstereyim. Eğer adamlar siz base yapıyorsanız burada bekleyin. Bir de şuradaki shift var. En soldan shift var. Ona basılı tutarak sağ sol yaparak derayı. Bakın, hiç sekme yok arkadaşlar. Uzaktan gelenlere ya oturarak tek tek ya da aynı dediğim shift'e basarak tek tek sıkın. O zaman kafasına denk gelir kesinlikle. Konuşurken oynamak biraz daha zor oluyor da. Geçik oynayışımı yapmıyorum. İçinizden illa ki he diyebilir olabilir ama ben size göstermek amacıyla oynuyorum. Adama bak. Diğer hususlardan biri de
Bahçenizde çıktığınızda bıçakla hızlı gidebilmek için gelirsiniz ama şu bölgede bu tarafa sonra buraya geçmeye çalıştığınız zaman bıçağı değil silah alın. Çünkü adamlar oradan atak yapıyor. Göstereyim hemen. Gidiyorsunuz şöyle ilk diyelim. Gidiyorsunuz. Şu bölgeden sonra şu bölgeye geçince elinizde silah alın. Adamlar çünkü atak yapmaya başlayacak bir zaman. O sıra şuraya geldiğinizde sallayın bombayı. Pistol seçiminde de DG'li veya sade bir DG var. DG. Ondan alın. Onlar çok güzel pistollerdir veya benimkinden alın. Kafaya tek atar. Onun hepsi. Bir dürbünlüsü var, bir de dürbünsüzü var. Siz dürbünlüsünü alın. Adam karşıdayken dürbünlüğüyle tek atarsınız. Kanat kullanırken hangi silahları kullanacağınızı da söyleyeyim. STR ya MSD ama bunların geri tepmesi var. Olsun ama çok güçlü silahlar. Ya Zahit Sev ya da Zahit var. CF. Onları kullanmanızı tavsiye ederim. Sacak yerler şöyle ama adamın sizi görmemesi lazım. Bir de uzas var daha eninki adamdaki gibi. 16 mermisi var ama çoklu attığı için herkes alabilir. Görüyorsunuz adamı. Adam iki sıkışta canınızı full indirir. Ondan dolayı burada kullananlara sövüyorlar ama siz küfür etmeyin. Veya hilelere küfür etmeyin. F11'e basın. Veya video programları indirin. Alırsınız, atarsınız GM'nin sayfasına, o görür. Ondan sonra adam banlanır. Diyelim hiç silah alacak nakitiniz yoksa altınla, duan ediyle, öbür işte kırmızıyla maviyi dizersiniz. O daha güçlü özel versiyonlardan dizerseniz yani karakter olarak. Ha bir de adama sıktığınızdan şuradan geçer arkadaşlar. Buradan dararsanız geçer buradan. Ben gerçek oyun aşımı yapmıyorum da konuşuyorum size anlatmak amacıyla. Bakın mesela kendinizi korumak amacıyla adam size getiremesin diye buradan sıkarsınız o karşıya gider. Bakın buraya geliyor, oraya da geçmek için yönünü ayarlarsınız. Ve sadece gösterme amacıyla bir. Sen olmadan mı istiyorsun? Sus lan.
Bakın arkadaşlar dedim değil mi? Uzak çok güçlü bir silah. Canı azaldığı için aldı. Bakın o halde nasıl canı gitti. KP ile alınıyor Uzas ya da siyah kutusundan çıkıyor. Çarıyı kaçtığında. Çarıyı kaçtığımda Uzas vardı. Çok iyiydi. Uzas açılmıyor ben niye? Adam da uzaksa olmasa direkt basacağım mı? KD kasmak istiyorsanız böyle iyi oynadığınız odalara girin arkadaşlar. GP kasmak istiyorsanız kurt avına girin. Böyle uyku moduna falan girmeyin. Girişe girin. Çünkü orada çok adam alabileceğiniz için öyle olur yani. Kurt avına da eğer diziliniz varsa girin, yoksa girmeyin. Uzas işte. Elverici olarak da en güçlü SL'dir. Almak isterseniz SL seti var bir tane. Onu alın. Çünkü olimpiyat kutusundan veya işte elverici kutusundan çok genellikle çıkmıyor arkadaşlar. Ben mesela 60 tane açtım. Hiç çıkmadı SL yani. Size tavsiyem alacaksanız setini alın. Eğer adamlar sizi hani çeken bombayla içine çektiğinde sakin olun arkadaşlar. Oturun, bombanın geldiği yere doğru sıkın. Kaçma telaşından adam size daha çok sıkar. Bakın buraya pustum çünkü eltimaz, adamlar görmezse alabilirim onları. Kafasına doğru sıkmaya çalıştım çünkü elinde uzas var. Gördüğü an bir tane sıkardı. Bir tane uzası var. Ne oluyor? Evet arkadaşlar, benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi eğlenceler.